anda Airbnb vizesiyle Amerika'da çalışıyorum. Perm olayım geldi ve 140 başvurusunu yapacağız. Aldığım bilgiye göre bu aşamadan sonra Green Card için I-485 başvurusu yapılacak. Ancak bu aşamanın 12-18 ay sürmesi öngörülüyor. Bana sponsor olan işverenden ayrılmamak kaydıyla ikinci bir işe ne zaman başlayabilirim? Bunun için I-485'in sonuçlanmasını mı beklemeliyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii takipçimizin dile getirdiği nokta iş yerini bırakmadan diyor, ayrılmadan diyor. Siz iş yerinden ayrılmadığınız sürece I-485 yeşil kart başvuru dosyanızı içeri girdikten sonra onun sonuçlanmasını bekliyor olacaksınız. Dolayısıyla o iş yerini bırakmadığınız sürece ya da iş yeri hala size sponsor olacağı için siz 485'in sonuçlanmasında yeşil kartınızı alana kadar bir herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız. Tabii bu noktada ikinci bir işe ne zaman başlayabilirim noktası, ikinci bir işe başlayabilmeniz için tabii elinizde bir çalışma izninizin ya da bir kartınızın olduğu olması lazım. Fakat şunu unutmayın, sonuçta sizi bu işe isteyip size yeşil kart vereceği için teknik olarak bu iş yerinde öncelikle çalışmadığınızda fayda var. Fakat gerçi siz ayrılmadan demişsiniz ama bazen sizin durumunuzda şöyle şey olabiliyor. Kişiler 485'e başvurmuş oluyor ve yeşil kartı beklerken iş imkanını kaybetmiş olabiliyor. Yani var olan ve ona sponsor olan firmadan artık çalışamayacağı ya da işveren artık onu işe alamayacaklarını size bildirmiş olabilir. O zaman eğer yeşil kartınızı başvurudan itibaren 485'e 180 gün geçmişse o zaman yeni çalışacağınız iş yeri benzer iş türü ise ve benzer bir şekilde iş yapacaksanız o zaman sizin var olan yeşil kart dosyanızı devralabiliyorlar ve siz onlarla devam edebiliyorsunuz. Orada önemli olan nokta ne? Benzer bir iş yeri ya da iş alanı ya da yapacağınız benzer bir pozisyon olması gerekiyor ve sizin yeşil kart başvurunuzun üzerine 180 gün geçmiş olması gerekiyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.